İlaç. Gel tüylerini tarayalım oğlum, gel. Gel 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 gel.
Selam arkadaşlar, karşınıza geldim nihayet. Sizlere en son çocuklarla kahvaltı yaparken bırakmıştım. Şimdi çocuklarla hazırlandık. Nereye geldik? Halama geldik. Çocuklar şimdi yukarıya çıktılar. Peki ben arabada ne yapıyorum? Kuzenimi bekliyorum. Halamın kızı Zeynep burada. Onunla beraber bugün kumaş çarşısına gideceğiz. Kumaş bakacağız. Çünkü Temmuz'un 24'ünde Allah nasip kısmet ederse inşallah abisi Mehmet abimin düğünü olacak. Zeynep de galiba onun düğününde elbise diktirmek için kumaş bakmak istedi. Ben de şimdi bakalım arabada onu bekliyorum. Dün de Mehmet abimin, kuzenimin işte nikah töreni vardı. Ben de tabii ki nikah şahidiydim. Benim kızım Zeynep doğanları şöyle görüntüledi, kayıt altına aldı. Şimdi kuzenim gelsin. Biz onunla kumaş çarşısına gidene kadar siz de o nikah anlarını izleyin bakalım. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi rızanızı Mehmet Bey'i bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Mehmet Bey, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan kendi rızanızı Ayşe Hanım'ı bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Güzel çiftimizin çok güzel beyanı. Şahitlik ettiniz mi? Evet. Eyvah, seni yanıtlıyorum. Bizlerin ve değerli şahitlerimizin huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Böylece evlenme vaktiniz olmuştur. Ben de sizleri Medeni Kanun'un bana vermiş olduğu yetki ve Bursa Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'a vekaleten bir ömür boyu eş ilan ettim. Hayırlı olsun inşallah. Kumaş pazarına geldik. Zeynep içeride. Baksanıza nasıl güzel elbise tasarlamışlar. Oo, çok güzel değil mi? Çok iyi vallahi ya. Neyse ben de geçeyim içeriye. Esra. Efendim? 60 liralık metresi hangisi sence? Çok güzel değiller mi ya? Bence de çok güzeller. Ama işte de çok güzel. Ya şu an var ya, sinirimden gülüyorum gerçekten. Şu anda çok fena moralim bozuk. Neyse biraz toparlayayım kendimi şöyle. Zeynep'le kumaş çarşısına gittik. Ama kumaş çarşısını gezmedik. Şöyle gezmedik. Zeynep ilk girdiğimiz mağazadan kumaşlarını seçti, beğendi ve aldı. Zaten elbisesinin modeli belli. Nasıl bir kumaş alacağını da bildiği için. İlk girdiğimiz mağazada da direkt kumaşları buldu. Beğendi ve aldı. Zaten orada birçok yer metre olarak kumaş vermiyor. Toptan veriyorlar. İlk girdiğimiz mağazada da baktık metre olarak veriyor. Zeynep de hani kumaşları da bulunca, beğenince aldı, gezmedi. Yani onun için koca kumaş çarşısını bir mağazayla başladık ve bir mağazayla bitirdik. Sonrasında halama geldik. Halamda da işte çocuklarla beraber hep beraber bir çay demledik. Çayın yanında bir şeyler atıştırdık. Sonra ben eve geldim ama başım çok fena ağrıyor. Tam öğle sıcağında gittik ya kumaş çarşısına. Sanırım güneş geçti ve başım acayip ağrıyor. Neyse. Sonra telefonun şarjı bitti. Eve geldim, biraz uzandım. Ondan sonra Ümit geldi. Gelince yemeğim yoktu ve ben gözleme yaptım. Gözleme yedik. Yani ben de yedim gözleme ve şu anda bütün modumda, moralimde zaten onun için bozuk gerçekten. Ya kendime salata yapmayı düşünüyordum. Niye salata değil de gözleme yedim. Onun için kızıyorum şu an kendime. Gerçekten. Bütün modum yerle bir oldu.
Keşke yemeseydim gözlemeyi. Niye yedim ki ya? Ne güzel salata yapıp salata yiyecektim. Of. Zaten şu yönlerine kendime çok kızıyorum gerçekten. Ne güzel spora başlamışım. Yani şu sağlıklı beslenmeye de artık bir rutine otursam, devam etsem nasıl yani? Ne var ya, bu kadar zor değil ya. Öncesinde ne güzel yapıyordum. Şimdi önceki gibi yapamıyorum. Ve bu da benim çok fena canımı sıkıyor. Şimdi bakalım, arkadaşım Çiğdem var burada. O da şimdi aynı spor salonuna gidiyoruz beraber. Şimdi ondan haber bekliyorum. İşten gelecek, hazırlanacak. Sonra bana şöyle bir alo dediğinde artık ben de hazır olacağım. Onunla beraber spora gideceğiz. Ondan haber bekliyorum. İnşallah şöyle spora gidince falan bir modum değişir. Yani modumun değişeceğine inanıyorum. Sporun iyi geleceğine inanıyorum şu an. Onun için bakalım, ondan haber gelsin. Spora gideceğiz. Artık spordan sonra eve gelince bir duş alırım. Sonrasında bir kahve. Ondan sonra da finish. O şekilde yani. Birazdan spora gideceğim. Çiğdem ve salona geldik arkadaşlar. Hadi girelim bakalım içeriye. Vallahi var ya, şu anda sokakta çocuklar oyun oynuyorlar ve inanılmaz bir gürültü var. Şu an seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Neyse, ben spordan eve geldim. Gerçekten spor bana inanılmaz iyi geldi. İyi ki gitmişim yani. O üstümdeki kötü enerji gitti diyebilirim. Ter atınca rahatladım. Bugün yine 1 saat kardiyo yaptım. Artık pazartesi günü inşallah ağırlık çalışmaya başlayacağız bakalım. Şimdilik kas ağrım yok ama nasıl gürültü Allah'ım. Şimdilik kas ağrım yok ama artık pazartesiden sonra kas ağrılarım olmaya başlar. Allah şimdiden yardımcım olsun. Birazdan duşa gireceğim, duş alacağım. Sonrasında da şöyle ümitle kendime bir soğuk kahve yapacağım. Kahve içeceğiz. Ondan sonra da ben tabii ki dinlenme moduna geçeceğim. Öyle. Peki bunları yapmadan önce karşınıza niye geldim? Sizlere veda etmek için geldim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah yeni vlogda görüşene dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve kendinize çokça iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun.